Herkese merhabalar arkadaşlar bugün birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. A, B, C, reel sayı olmak üzere A sıfır olmayacak ve B de sıfır olmamak üzere biz ne diyoruz arkadaşlar? Ax artı By artı C eşittir sıfır ifadesini Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemliyoruz. Birinci dereceden iki bilinmeyen derece dediğimiz ne? Şu x'lerin üssünün görünmez bir olması. Peki şunlar ne hocam? Bak A, B, C neymiş? Reel sayılar. Herhangi bir sayı olacak o. Neler olabilir? 1 bölü 2 her şey olabilir. Buralarda kökler mökler her şey olabilir. Bunlar zaten benim bilinmeyenlerim bak. X ile Y bilinmeyenler. O yüzden iki bilinmeyen oldu. Bu da C herhangi bir sabit hiçbir ifadeye bağlı değil. Mesela sana iki tane örnek yazalım. Ne yazalım mesela? 2x eksi y artı 5 eşittir 0. Bu ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem pardon birinci dereceden iki bilinmeyen denklem mi? Aynen öyle. Neden? Bak burası reel sayı. Burada eksi bir var görünmez. Reel sayı. Bu da reel sayı. E bilinmeyenler iki tane. üsler bir. Oldu bitti maşallah. Hemen buna geldim. X bölü 3 yazayım mesela sana artı 2y yazalım, eksi 1 bölü 2 yazayım, eşittir 0. Bu bir ikinci derece, birinci dereceden iki bilinmeyen denklem mi? Aynen öyle. Neden bak? Bu aslında şöyle yazılmıştır: 1 bölü 3 çarpı x artı 2y eksi 1 bölü 2'dir. Bak buraya, bu nedir? Reel sayı. Hocam, rasyonel. Rasyoneller de bir eldir. O zaman bu nedir? Bu da rasyonel, reeldir. Bu da reel sayıdır. Bilinmeyenlerin var mı? Var. O zaman bir sıkıntı yok. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerdir. Fazla uzatmaya gerek yok. Baş ağrıtmaya gerek yok. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklemin çözüm kümesi sıralı ikili. X, Y diye sıralı ikililerdir. Sıralı ikilileri görmüştük. Neydi? X ve Y'lerden oluşan birincisi X olacak. ikincisi Y olan sıralı ikililerdir. Ve koordinat düzleminde arkadaşlar bu gördüğün denklem doğru belirtir doğru doğru belirtir ne diyorsun hocam şunu diyorum bak bu koordinat düzlemi ya bu ikinci dereceden denklemler ikinci derece değil ya hep aynı şeyi söylüyorum birinci dereceden denklemler nedir arkadaşım doğru belirtir böyle olur böyle olur böyle olur ayrıntısını birazdan göstereceğim hemen geçtim burayı bir tane örnek sorumuz var. Çözüm kümemiz sıralı ikililerdi. Hemen ne diyor bak bana? Denklemini sağlayan sıralı ikililerden birisi buymuş. E o zaman bu sıralı ikili sağlıyorsa yerine koyacaksın. Koyalım hemen. A çarpı burası y'yi, e, burası x'i ifade ediyordu. Burası da y'ydi. O zaman a çarpı 2 artı y neymiş? Eksi 3. Bir de burada eksi 3 var. Eşittir sıfır. Hemen bakıyorum olaya. Burasını düzgün yazarsam 2A'dır. Artı eksiden dolayı eksi 3'tür. Bir de eksi burada var. Eksi 3 eşittir 0. Hemen ne oldu? Eksi 3 eksi 3 burası eksi 6 oldu. O zaman 2A eksi 6 eşittir 0. A 6 karşıya geçti. 2A eşittir 6'dan dolayı her tarafı 2'ye böldüğünde de işte sana cevabım 3 çıktı. Ne oldu arkadaşım? Sıralı ikililer bunu sağlayan sıralı ikili ne yapacaksın? Buraya koyabilirsin dedim. Ve bu basit soruyu geçtim. Hemen başka bir soruyla... Başka soru yok. Burada bir yeni bir anlatım var. Çok uzatmaya gerek yok o kısmı dedim. Hemen kısadan kestim. Yeni şeyimiz ne arkadaşlar? Başlığımız denklem sistemi. Denklem sisteminde ne diyordu? Değişken Değişkenleri birinci dereceden... Aynen biraz önceki gibi eyvallah. Ve aynı olan birden fazla... Yani x'ye ise... Başka bir denklem var. O da x'ye birden fazla denklem grubuna ha denklemler var böyle anladık. Birinci dereceden iki bilinmeyenli yani, denklem sistemidir. Ha olayı çözdük. Mesela adam bana 2x eksi y eşittir 5 verdi. Veyahut da x artı 3y eşittir 8 verdi. Ben ne diyeceğim? Bu ikisinin oluşturduğu olaya denklem sistemi diyeceğim. Ama nasıl? Birinci dereceden İki bilinmeyenli. Yine iki bilinmeyenim var. Yine birinci dereceden olduğunu biliyorum. Sistemin çözüm kümesini bulmak için daha çok iki yöntem kullanılır. Birkaç tane yöntem var arkadaşlar. O yöntemleri saymak yerine ben sana hemen kısadan iki yöntem olduğunu göstereceğim. Şimdi neymiş o yöntemler? Birincisi yok etme, ikincisi yerine koyma. Bunları anlatmakla vakit geçirmeyeyim. Sana hemen bir tane model soru yapayım. Merakla bekliyor burada. Güzel sakal olan arkadaşımız. Hemen bak ne diyorum burada. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulun. Nasıl yapacağım? İki türlü. Ne? Yok etme ya da yerine koyma. Yok etme nedir? Bunu daha önceden biliyorsunuz galiba ama ben yine baştan güzelce anlatayım. Yok etme, gözüme kestirdiğim bir tane bilinmeyenin kat sayıları aynı olacak fakat işareti farklı olacak. Yani artı iki ise öbür eksi iki yaparak sonunda da alt alta toplayarak bulduğum şey yok etme yöntemidir. Burada gözüme kestirdiğim tabii ki de bunu 3 bunu 5 sayıları çoğaltmak yerine gözüme kestirdiğim x'ler. Nasıl hocam? Bu 2x o zaman yukarıyı da eksi 2 ile çarpayım. Bu arada ben denklemlerde size göstermiştim. Neydi? Bunun her tarafını aynı sayıyla çarpabiliyorsun. O zaman bak bunu aldım buraya. Eksi 2x artı artı değil artık eksi 6y oldu. Eksi 2x. Eksi 2 ile 3 çarptın. Eksi 6y eşittir Artı dört oldu. E peki alttaki denkleme bir şey yaptım mı? Hiçbir şey yapmadım. Öyle masumcana duruyor orada. O zaman bunu da yazdım. Şimdi işte bunları taraf tarafa toplarsan ne olur biliyor musun? Bunlar birbirleri götürürler. Götürürlerse ne olacak burası? Eksi altıya artı beşye eksi y olur. Dört eksi üçte normal bir olur. Her tarafı eksiyle çarparsan o zaman ne olacak? Y bir olacak. Bak yok etmeyi yöntemi bu kadar kolay. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Burada Y'yi bulmak bizim için yetmiyor. Niye? Çözüm kümesi sıralı ikililerdi. Bak sen Y'sini buldun. Eyvallah. Ama X'i ne olacak bunun? X'inde de hemen ne yapacağım ben? X'i bulmak için de yapacağım şey şu arkadaşlar. Hemen Y'yi yerine koymak. Koyalım hemen. Nerede koyalım? İki denklemden birinde. Şurada basit güzel bir denklem var. Onu yazayım. X artı 3Y eşittir eksi 2. Y'nin yerine eksi 1 koyarsam. 3 çarpı eksi 1 eşittir eksi 2. E burası ne oldu? X eksi 3 eşittir eksi 2. Eksi 3'ü karşıya attım. X eşittir eksi 2 artı 3. O zaman ne oldu? X eşittir 1 oldu. Demek ki benim cevabım neymiş? 1'i 1 bir, ya doğrusu X'in 1. Y'im de eksi 1'miş. Çözüm kümemde bu sıralı ikili oldu. Tamamdır dostum. Hiçbir sıkıntı yok. Çok da güzel oldu. Peki hocam bu yerine koyma yok etme ise yerine koyma nasıl? Yerine koymadı arkadaşlar. Bazı sorularda çok güzel oluyor. Çok iyi oluyor. Ama bazı sorularda da yok etme çok işine yarıyor. Yerine koymayı genelde kullanmıyoruz. Ama aklında olsun bazen ben çok kullanıyorum. Sen de kullanmanı tavsiye ederim. Nasıl peki hocam? Şu denklemi görüyor musun? Bu denklemde x yalnız ya. X'i hepten yalnız bırakıyoruz. Yani yalnız derken kat sayısı yok ya. X eşittir. Eksi 2, eksi 3 y dedim. Şimdi bu gördüğümü alıp diğer denklemde yerine koyuyorum. Nasıl? Bak iki kere x diyor ya artık x diye bir şey yok. Ne var? Eksi 2, eksi 3 y var. E bir de burada 5 y var. Artı 5 y eşittir eksi 3. Çarpalım. 2 kere eksi 2, eksi 4. 2 kere eksi 3, eksi 6 y. Artı 5 y eşittir eksi 3. Şunların eksi 4'ü karşıya atayım. Eksi 3 artı 4 oldu. Burayı hemen toparlayalım. Eksi 6'yı artı 5'ye eksi y oldu. Karşı tarafa bakıyorum. Eksi y artı 1. Şunun aynısı oldu mu? Oldu. O zaman cevap neymiş? Y eksi 1'miş. Bak yerine koymada böyle güzel bir olay. Böyle x'i yalnız buldun mu hemen çekip burada yerine koyabilirsin. Artık bunu bulduktan sonra x'i bulmayı göstermiyorum. Neden? Çünkü biraz önce gösterdim. Bunu bulunca iki denklemden birinde yerine koyuyorsun. Hallediyorsun dedim. Artık bu soruyu da geçtim. İşte antrenman sorusu. Nasıl bir soru bakalım? E burada iki tane bilinmeyen var. E kat sayısı var tamam burada da var. Ha hoca ne demişti? Ya yok etmez kullanacaksın demişti ya da yerine koyma. E ben burada ne yapayım? İlk önce şunu bir düzgün yazayım. Şunu bir şuraya çekelim. Ben sana burada hızlıca söylemiştim. Rasyonelleri anlatırken. Nasıldı? 3 kere y. 3 kere y. Ama hangi y? Eksi y. Eksi 3 y. Hızlıca bunu nasıl yazıyorduk? Eksi 3 y bölü 3. Aha da paydaları eşitledim. Gördün mü? Hızlı bir eşitlemeydi. 3 kere eksi y. Eksi üç, x 3 x eksi 3 y bölü 3. Tamam. Bunun altında görünmez bir 1 vardı. İçler dışlar yaptın. x eksi 3 y eşittir 6 diye bir denklem çıktı. Tamam. O zaman denklemlerim neymiş? Bir daha bir modifiye edeyim. Ne oldu? x eksi 3 y eşittir 6. Burayı bir toparladık. x artı 3 y eşittir 12 oldu. Heh, artık benim için önemli olan buymuş. Tabii ki de sen ne görüyorsun? Allah'ın bir lütfunu görüyorsun. Niye? Çünkü burada adam ne yapmış abi? Zaten bana birinin değişkini, diğerinin değişkini aynı işaretleri farklı vermiş. Zaten Allah'tan istediğim buydu. Ben yapacaktım. O yapmış. Bunlar birbirini götürür. Götürürse geriye 2x olur. Burası da 18 olur toplarsan. Her tarafı 2'ye bölersen x eşittir 9 olur. x 9 buldun. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Heh aferin işte böyle. 9'u ne yapacaksın? 2 denklemden birinde yerine koyacaksın. Ben zoru seçeyim. Buraya koyalım. 9'u yerine koydum. X'i 9 bulmuştum. Bölü 3 var. Evet. Eksi Y var. Eşittir 2. 9 e, bölü 3. 3. Eksi Y eşittir 2. Bunu buraya bunu buraya atalım. Eksi Y'ye karşıya artı Y diye geçti. 2 buraya eksi 2 diye geçti. O zaman Y neymiş? Aman Allah'ım Y yine bir çıktı. Hiçbir sıkıntı yok. Denklemin çözüm kümesini bulun demişti. O zaman ÇK eşittir neymiş? Bir elemanlı bir sıralı ikili. Hangisi o? 9'a 1 olan bir tane sıralı ikili buldum. Bir sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntımız yok. Antrenmanımızı yaptık. Şimdi bir de tarz bir soru yapalım. Nasıl bir soru o? Hemen bakalım. Biz ne yapacaktık? Bunları yok etmeye ya da birbirinin yerine koymaya çalışacaktık. Paydaları eşitle, paydaları da eşitleyemem. Allah Allah burada ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacaksın arkadaşım? Bak bununla bu neredeyse aynı şeyler mi? Evet. 1 bölü x'i 2 ile çarparsan ne demek bu? 2 bölü x demek değil mi? Eksi 2 ile çarparsan eksi 2 bölü x demek. Peki ne yapacağız burada? Bir kere daha söyleyelim. Bunu çarptığında böyle bir şey oluyor. O zaman ne diyeceğim hemen? Ne diyeceğim? Bak şimdi burada Alt tarafı eksi 2 ile çarpayım. Bir kere daha toparlayalım. 2 bölü x bunu yazıyorum bak buraya. Artı 3 bölü y eşittir 7. Aşağıyı çarptım. Eksi 2 bölü x eksi 2 ile çarparsan bunun altında görünmez biri olduğu için üstler paylar paylarla paydalar paydalarla çarpılacak. Artı 12 bölü y eşittir. Eksi 2'yi eksi 4 ile çarparsan artı 8 etti. Şimdi bak bunları taraf tarafa toplayacağım. Toplarsam ne oluyor? Bunlar birbirini götürdü. Paydalar aynı olduğu için payları toplayacağım. 15 bölü y eşittir. 15 etti. Süper. İçler dışlar yapalım. Zaten sadeleşme var ama olsun. 15 eşittir. 15 y olduğuna göre o zaman y eşittir 1'miş. 15'i neyle çarparsam 15 eder. Y eşittir 1'miş. Aman Allah'ım her tarafta y eşittir 1 çıkıyor. Olsun. Devam edeceğiz. Şimdi y'yi bir bulduktan sonra iki denklemden birinde yerine koyacağım. Hangisi olduğu hiç fark etmez. Altakinde koyalım bu sefer. Hemen koydum. 1 bölü x. Burada yerine koyuyorum. Eksi 6 bölü 1 eşittir eksi 4. Tamam. 1 bölü x eşit 1 e, bölü x eksi 6 eşittir eksi 4. Eksi 4 karşı tarafta yalnız kalmasın. Arta 6 diye bu geçsin bu tarafa. Süper. 1 bölü x eşittir 2 oldu. Hemen bir içler dışlar yapalım. 2x eşittir 1'miş. O zaman x'im neymiş? Her tarafı 2'ye bölersem x'im 1 bölü 2'ymiş. Çünkü bunlar birbirini götürdü. Denklemini sağlayan sıralı ikili nedir diyor. Sıralı ikiliniz neymiş arkadaşım? x'im 1 bölü 2 y de 1 olan bir sıralı ikiliymiş. Çok mühim, çok önemliydi. Üstteki denkleme koysak sağlar mı hocam? Tabii ki de sağlar. Bu çözüm kümesi çünkü. Bak hemen koy. 2 bölü 1 bölü 2 ters çevirdin 4 oldu. Buraya da 1 koydun. 3 ile topladın. Ne oldu? 3 bölü 1'den 3 toplamı da 7 oldu. Sağladı mı? Sağladı. Çok tarz bir soruydu. Senin için çözdük. Bu tarzlarda ne yapacaksın? Payda eşitlemek yerine kat sayıları ters yapacaksın. Geçtim. Şimdi yazılı sorusu var. Bu yazılı sorusu önemli. Yine söylüyorum. Ha burada bir abimiz var. Aziz Sancar'a benziyor. Nobel ödüllü. Ee, kendisini de anmış olduk saygılar, sevgiler dedik. Hemen bakalım burada. Ne var? AX artı BY var. 4'müş. BX artı AY var. Eksi birmiş. Denklemini sağlayan X, Y'ler neymiş? 1 ile 2'ymiş. Denklemi sağlayanlar 1 ve 2 ise yerine koydun mu denk adı üzerinde denklemi sağlaması lazım. O zaman koyalım. Hocam burada ne kadar bilinmeyen var? Evet doğru söylüyorsun. Çok bilinmeyen var ama bilinmeyenlerin ikisini bana bildirdi adam. O zaman yerine koyalım hemen. Koyalım yerine. Ne oldu? A X'in yerine 2 1 koy diyor. Ee, bu arada arkadaşlar yorumlarınıza çok değer veriyorum. Okuyorum da hepsini. Yeşil kalemle yazmazsanız sevinirim hocam demiş. Çok gözükmüyor demiş. Ben de bu açık yeşillik bıraktım. Yerine güzel bir mavi aldım. Hemen ne oldu? A çarpı 1 artı burada da ne var? B çarpı 2 eşittir 4'müş. Tamam. B, B çarpı x'in yerine 1 koymuştum. Çünkü burada öyle diyordu bana. X ve Y'leri soruyordu. A çarpı da ne olacakmış? 2 olacakmış cevabımda eksi 1 olduğu. Hemen şurayı bir düzelteyim. Nasıl? A artı 2B eşittir 4'müş. Hemen burayı da düzelteyim. B artı 2A eşittir eksi 1'miş. Şimdi bak. Şimdi bak. A artı B'yi soruyor. Bazen sorularda sana A artı B'yi sorduğu için A'yı B'yi bulmana gerek kalmayabilir. Nasıl hocam? Bu adamları taraf tarafa toplarsan 2BB ile topladın 3B midir? A'yı 2A ile topladın 3A mıdır? 4'ü eksi 1 ile topladın artı 3 müdür? 3 parantezini alırsan bundan 3'ü kapattım ne kaldı? B. Bundan 3'ü kapattım ne kaldı? Artı A. Eşittir 3 müdür? Peki sana bir soru. 3'ü ne ile çarparsan 3 olur? Tabii ki de 1 ile çarparsan dedin A artı B neymiş? 1'miş dedik. Böyle de bu soruları da böyle şekil çözebilirsin. Aynen de müthiş bir çözüm oldu. yazılı sorusunda da şov yapmış olursun. A'yı B'yi bulmadan A artı B'yi buldun dersin hocana. Olur biter. Şimdi arkadaşlar biraz önce konumuzun başında ben size bir şey söylemiştim. Ne demiştim? Dedim ki bu iki bilinmeyenli birinci dereceden denklemlerimiz grafikte doğru belirtir dedim. Peki nasıl belirtir arkadaşım? Şöyle belirtir. İyi izle. Denklemde e, bu doğru belirttiği için size biraz daha geri gidelim. Ben iki nokta bulursam, bu iki noktayı birleştirirsen doğru, geç, doğru olur. Nasıl doğru oluyor hocam? Çünkü matematiksel kural olarak biliyoruz ki iki noktadan bir doğru geçer. Ha, o zaman bunun sonsuz tane çözümü olduğu için ben iki noktayı alırsam elime, iki noktayı da birleştirirsem süper olur. Peki o noktaları nasıl seçeceğim hocam? Şöyle seçeceksin. En kolayı seçeceğiz. En kolay ne? X'e sıfır vereceksin. Y'yi bulacaksın. O nokta nedir? X'e sıfır verdiğim için çıkan Y'yi de buraya yazarsam bir nokta buldum. Y'ye sıfır vereceksin. X'i bulacaksın. Peki X'i biliyorsun. Y'si sıfır. Bir nokta daha oldu. Bu noktaları işaretledin. Sonra çarp diye çizgiyi çektin. Aynen bunun gibi. Ne diyorsun hocam ya? Ne anlattın? Güzel gene bana bir anlat. Bak şimdi anlatıyorum iyi izle. Burası ne? Burası 2x eksi y eşittir 4 diyebiliriz. Fark etmez. Ne yapacakmışım? X'in yerine 0 koyacakmışım. Koyalım hemen. 2 kere 0 eksi y eksi 4 eşittir 0. Burası zaten 0 oldu. Birbirini götürdü. Eksi, eksi y karşıya geçsin. Eksi 4 eşittir normal y oldu. O zaman ben ne buldum? Bak burada ne dedim ben? X'e 0, y'e eksi 4. O zaman bir nokta buldum. X'im 0, y eksi 4. Süper. Şimdi bak bir tane daha bulalım. Y'ye sıfır diyelim bu sefer. Y'ye sıfır dedim. 2x eksi sıfır eksi 4 eşittir sıfır. E bu sıfırın bir anlamı yok. Eksi 4 de karşıya geçsin. 2x eşittir 4 oldu. E her tarafı 2'ye böldün. X eşittir 2 oldu. O zaman bir nokta daha buldum ben. O noktada x'in 2 olduğu y'nin 0 olduğu. Süper. İşte bak ben sana dedim. X'i 0 koy y'yi bul. Y'ye 0 koy x'i bul. İşte iki tane basit çok güzel nokta buldum. Bir grafik çizmeye çalışalım. Grafik dediğimiz ne? Analitik düzlem. Burası y, burası x olsun. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayalım. 0'a 4. x'im yok ya burada. x'im yok ya. O zaman bu y üzerindedir. y üzerinde eksi 4. Mesela şurası. Eksi 4 olsun. Bu nokta nedir bu arada? 0 eksi 4 noktasıdır. Ama y üzerinde eksi 4'tür. Devam edeyim. Bir de 2'ye 0 var. 2'ye 0 da şurası olacak. Çünkü niye? Y yoksa x'in üzerindedir. X'in üzerindeki de 2'yi söylüyor bana. A da burası 2'dir. O zaman ben ne yaptım? 2 nokta buldum. Bu iki noktayı birleştirdiğim an işte ne oldu? Bu doğrunun denklemini bulmuş oldum. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Bunu halletmiş olduk. Hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonra grafik çizme sorarsa A da böyle yapabilirim. Geçtim. Şimdi bir yazılı sorusu daha geldi arkadaşlar. Nasıl bir şey? Ne diyor? Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Grafikte belirtiniz demiş. Şimdi bak nasıl diyeceğiz bunu? Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Bulalım. Çözüm kümesini nasıl bulacağız? Hiç bu sefer bir şey yapmadan eksi y artı y olduğu için taraf tarafa toplayacağım. Topladığım halde bunlar birbirini götürdü. Burası ne oldu? 3x eşittir 12 oldu. Tamam süper. 3x eşittir 12. E peki her taraf 3'e bölersen ne olacak? x eşittir 4 oldu. Bunu hallettim. x 4 ise yukarıda ya da bir, yukarıda birinde yerine koyacağım. Koyalım hemen. Bu yeşili iptal edeyim senin için. Hemen koyalım şurada. Ne var burası? 4 artı y eşittir 6. Şu denklemde yerine koydum x'i 4 diye. E neyle toplarsan 6 eder? 2 ile tabii ki de. O zaman y eşittir ne oldu? 2 oldu. Bak 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 bak. O zaman ne buldum ben? Denklemin çözüm kümesi çözüm kümesi eşittir. Nedir? 4'e 2 noktasıdır. 4'e 2 noktasını buldum. Şimdi diyor ki grafikle belirtiniz. Sen acaba bulduğun şeyi grafikle gösterebilir misin diyor. Hemen göstereyim grafikle. Şu doğruyu aldım. 2x eksi y eşittir 6. Bak farkındaysan doğruyu aldım dedim. Doğruyu aldığında pratik hızlı bir işlem yapalım. X'e sıfır verdin. X gitti mi? Evet. O zaman ne oldu? X'e sıfır verirsem. Eksi Y eşittir 6 oldu. O zaman Y ne çıktı? Eksi 6 çıktı. Bu tamam. Y'ye sıfır verirsen. Y'ye sıfır verdim. Bu gitti. Bu giderse ne kaldı arkadaşım? Şöyle yapsam daha iyi görsün. Sıfır verdim gitti. 2X eşittir 6 kaldı. E tamam. 2X eşittir 6 ise... Her tarafı ikiye bölersen x eşittir 3 çıktı. Bak şuradan bir nokta buldun mu sen? Buldun. Hangi noktayı buldun? x'i 0, y'si eksi 6. Şuradan bir nokta buldun mu? Buldum tabii ki de. x'i 3, y'si 0. Bak şurası bu çözüm kümesiydi. Bulduk. Şimdi grafikte belirtiyorum. Bunu hallettim. Hemen ikinci denkleme geçeyim. İkinci denklem ne diyor bana? x artı y eşittir 6. Bu hepten kolay bir şey. Neden? Bak x'e 0 verirsen X'e 0 verdim. Bu gitti. Y eşittir 6 çıktı. Y'ye 0 verirsen buna 0 verdim. X eşittir 6 çıktı. E, süper. O zaman buradan da 2 nokta buldum ben. Onlar da neymiş? 0'a 6 bir de buradan da 6'ya 0. Hocam bunları nasıl neye göre yazıyorsun? Bak x 6 diyor. Birincisi. y 0 diyor. Tamam bu da hallettim. O zaman buralar bitti. Şimdi sana ultra mega süper bir grafik çizeceğim. Nasıl çizeceksin hocam? Şöyle bak. Burası Y. Burası X. Bana şu doğruyu çizelim ilk başta. Ne diyor? 0'a eksi 6. 0'a eksi 6 neresi? Yani bu X olmadığına göre Y'nin üzerinde. Y'nin üzerinde. Şurası eksi 6 olsun. Tamam. Bir de 3 var diyor. Burası 6 şu şu mesafede 3'tür büyük ihtimal. O zaman şu doğruyu şöyle çizdiğim anda ben bunun Şunun grafiğini çizmiş olduğum. Bunu hallettim. Bunu hallettim. Şimdi ikincisine geçelim. İkincisini de şu kırmızıyla çizmeye çalışalım. O da neymiş? X'i yokken Y'si 6'ymış. Anında şurada olsun. E, X'i burası da artı 6 olsun. Aynen öyle. Bak bunu da böyle çizdiğin anda bu da buradan geçer. Hemen şunların isimlerini yazalım. 2X-Y eksi eşittir 6. Bir de şunun ismini yazalım. Bunun ismi de x artı y eşittir 6. Şimdi bak biz cevabı ne bulduk? 4'e 2 bulduk. Sanki gerçekten müthiş bir bulma yaptık biz burada. Çünkü şuralar neydi? 6'ya 6'ydı. Bak grafikte de işte o kesim noktasını gösterdim görüyor musun? 4'e sanki 2 gibi gerçekten de müthiş çizmişim. Çok da güzel oldu, çok da iyi oldu. Grafikte de belirttim. Gördüğün gibi grafikte de böyle belirtebilirsin. Kesim noktası da burasıdır. Hocam inanmazsan ölç bir işte. Ben müthiş çizdim dersin, geçersin. Denklem sistemlerine giriş yapalım arkadaşlar artık. Çünkü burası artık benim işim bitti. Öbür tarafta denklem sisteminin grafik yorumu var. Grafik yorumu dediğimizde şu arkadaşlar. Ben size ne dedim biraz önce? Dedim ki bu doğrular, şey bu denklemler doğru belirtir. Bak hep ağzım doğruya gidiyor. Niye? Bu denklemler çünkü doğru belirtiyor. Peki uzayda, düzlemde veya da koordinat düzleminde iki tane doğru nasıl bulunabilir? Bir, iki doğru da aynı şeyi belirtiyordur. Bu doğrular üst üste binmiş, çakışık olmuş olabilirler. İki, ikisi de birbirine paralel olabilirler. Üç, Paralel değillerse illaki bunlar kesiciktirler, kesişirler. Şimdi sana bir soru. Bunlar ikisi de aynı sayıları sağlayan kaç noktası vardır? İyi düşün. Kaç noktası vardır? Evet üst üste geldiklerine göre sonsuz tane nokta vardır. Peki bunlar birbirine paralelse bunların kaç tane ortak noktası vardır? Bunlar dünya ahireti hiç birleşemezler birbirleriyle. Nasıl olurlar peki? Hiç kesişimleri olmadığı için hiç ortak noktaları yoktur. Peki iki tane birbirine paralel olmayan doğruların kaç noktada birleşirler? Bir noktada birleşirler. O zaman ne oldu arkadaşım? Bak ne oldu? Çakışıklarsa sonsuz, paralellerse hiçbir yok çözüm kümesi boş küme. Çakış ee, burada da kesişiklerse de bir noktada çözüm kümesi olacak. Yani bir nokta olacak. Peki hocam bunların paralel mi, çakışık mı, kesişik mi olduğunu nereden anlayacağım? İşte buradan anlayacaksın arkadaşım. X'lerin önündekileri aldın y'lerin önündekileri aldın. Bir de sabitleri aldın. Bunların oranları hepsi birbirine eşit çıkarsa bak ne diyeceksin biliyor musun? Hocam bunlar çakışıktır. Çakışıktır. Peki çakışıksa çözüm kümesi nedir? Sonsuz elemanlıdır. Sonsuz tane elemanı vardır. Sonsuz elemanlı. Sonsuz elemanlıdır. Geçtik. Peki hocam bunlar A'lar oranlı, B'ler oranlı, C'ler değilse nedir? İşte bak C'ler oranlı değilse bu da nedir? Paralellerdir. Paralel. Bunlar da birbirine paraleldir dediğim. Paralel dedikten sonra paraleller ne yapıyordu? Hiçbir yerde kesişmiyordu. O zaman çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Boş küme. Niye? Ortak noktaları yok. Bunların sonsuzken bunların hiç yok. Çünkü bunlar ayrı dünyaların insanı. Geçtim. Peki A'lar B'leri oranlı değilse ne oluyor? Bunlar çakışık değil. C'leri farklı paralel değil. O zaman bunlar böyle yamuklar birbirine göre. Ne yapacaklar? Bir yerde kesişecekler. Bu kesiştikleri yerde ben bunlara ne diyorum? Kesişik diyorum. Böyle bir tabir kullanalım. Kesişiktirler. A'lar B'lere oranlı değilse. Bunun çözüm kümesi de biraz önce bulduklarımız gibi X, Y diye bir elemanlı bir tanım kümesi. Ama hocam iki tane yazdın. Hayır arkadaşım burada bir tane sıralı ikili yazıyor. Dediğim geçtiğim. Hemen sana bir tane model soru yapalım. Olayı iyice anla. Bir dakika bir dakika bir dakika. İyice anla derken hop flashback geri geldik hemen. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Paralelse bak hiç kesişme noktaları yok. O zaman çözüm kümesi boş küme. Çözüm kümesi boş küme ise hop bunlar paralel. Birbiriyle hiçbir alakaları yok. Tamam. O zaman paraleller. Peki paralellik neydi? A'ları B'leri oranlı C'leri oransız. Peki sonsuz nokta? Sonsuz nokta neydi? Çakışık. Üst üste duruyorlar. Aynı doğrular. Aynı doğrularsa bunların X'in önündekilerle Y'nin önündekileri aynı yetmedi. Bir de C'ler de aynıdır dedim. O da sonsuz eleman. O zaman bak. Sonsuz eleman çakışık. Çakışık sonsuz eleman. Sonsuz eleman bütün herkes oranlı. Peki kesişik. Kesişik nedir? Hiçbir alakaları yok. Bunlar zaten kesişiktir dedim. Aklıma hemen bunlar böyle o odur o budur diye gelecek dedim geçtim. Bak bu sefer tamamen geçtim. Hemen bak ne diyor? Denkleminin sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı. Sonsuz ne demekti? Çakışık. Çakışık ne demek? Bütün herkes oranlı. Bütün herkes oranlıysa nasıl? X'lerin önü. A bölü 3 eşittir. B bölü eksi 2 eşittir. 12 bölü 4. Hocam bunların ikisi de karşıda tamam sorun yok. İster karşı tarafta olsun ister bu tarafta hiç sorun değil ama ikisi de aynı yerde olsun yeter ki. 12 ile 4 karşı taraflar hiç sorun yok. Peki bunlar sadeleşti mi? Sadeleşti hocam burası 3 burası 1. O zaman şununla şunu alalım. A bölü 3 eşittir 3 bölü 1. O zaman içler dışlar yaptın. A eşittir 9 çıktı süpersin. Buraya geldim. B bölü eksi 2 eşittir 3 bölü 1. İçler dışlar yaptın. B eşittir. Eksi 6 geldi. Süpersin, müthişsin, aslansın, kaplansın sen bu soruları yersin dedik. Geçtik. Hemen diğer model soruma bakıyorum. Bu model soruda ne var arkadaşım? Şöyle bir şey var. Diyor ki denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümesi. Haydi. Bunlar doğru belirtiyordu. Tamam eyvallah. Doğru belirtiyorlarsa bunlar nasıl duracaklar? Hemen söyleyelim. Boş küme ise hiçbir alakaları yoktur. Hiçbir yerde kesişmezler. Dünya, ahiret birbirine ayrıdırlar. O zaman ayrılarsa ne yapacağız arkadaşım? Bunlar birbirine paraleldir. Paralel olmasıyla çakışık olmasının arasında ne fark vardı? C'leri eşit olmayacaktı. Diğer ikisi birbirine eşit olacaktı. Kimler? X'in önündekiler. Cık, süper. X'in önündekiler eşittir. Y'nin önündekilerdi. O zaman burayı da çözdüm ben. Hemen ne diyorum ben? İşler dışlar yaparsan 2A eşittir eksi 9. Her tarafı 2'ye bölersen ne oldu? A eşittir eksi 9 bölü 2 oldu bitti. Maşallah dedik. Bunu da hallettik. Ne oldu? A eşittir eksi 9, oldu, 9 bölü 2 oldu. Geçtim. Bak arkadaşım çok iyi anlattım. Müthiş anlattım. Kendimi övmeyi sevmem ama artık övdük bir kere geçti. <laughs> Arkadaşlar ne oldu burası? Lütfen burayı çok iyi bilin. Ne oldu? Bir daha söyleyelim. Boş küme ise paralellerdiler. Çakışıklarsa bütün her şey oranlı ve sonsuz eleman. Bir tane eleman varsa zaten bunlar kesişiktir dedin. Geçtiğim hemen eşitsizliklerin grafiğini çizmeye bakıyorum arkadaşım. O olayları kapattım, bu olayları kapattım. Hepsi bitti. Şimdi grafiklere geçtim. Ama hangi grafikler? Eşitsizlikler. Eşitsizlikleri hatırlıyoruz değil mi? Mesela x artı 2y küçüktür 0. Mesela mesela böyle bir şey sorabilirler. Burası da 2 olduğunu unutmayalım. E peki bunları nasıl yapacağım hocam? Eşitlik de olabilir mesela. Küçüktür, küçük eşittir. Her şey olabilir. Eşitsizlik sembolü eşit sembolüne çevrilerek çevirerek eşitsizlik sembolünü eşit sembolüne çevirerek denklemin doğrunun yani denklem dediğimiz yani doğrunun grafiği çizilir. Bak biraz önce benim hani ağzım dilim şu sürüşüyordu ya nasıldı? Denklem doğru doğru denklem diyordum. O zaman ben burada eşitlik varmış gibi grafiği çizeceğim. Biraz önce anlattık. Peki eşitsizlik eşit içeriyorsa doğru çizgisi nedir? Kesiksiz. Kesiksiz eşit içeriyorsa böyle bir çizgi çizeceğim. Doğruyu böyle belirteceğim. Ama eşitsizlik eşit içermiyorsa, küçüktür, büyüktürse o zaman ne olacak? Doğru çizgim kesikli olacak. Yani Şöyle, 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 şöyle belirteceğim. Neden? Çünkü eşitlik olmadığı için bu doğrunun üzerindeki noktalar olmayacak. Olmayacak. O zaman devam edeyim. Anladım. Eşitlik varsa kesiksiz. Yani dümdüz çizgi doğru. Çünkü bunlar doğru da sağlıyordu. Eşit yoksa da kesiklidir. Denklemin grafiği ayırdığı iki bölgeden sonuçta ne oluyor? Şöyle bir doğru, bir yukarısı, bir aşağısı. İkiye ayırıyor. İkiye ayırdığı bölgeden birinden bir nokta alınıp eşitsizliğe yazılır. Allah Allah. E yazdın. Nokta sağlıyorsa o bölge taranır. Nokta sağlamıyorsa diğer bölge taranır. Ha, olayı çözdüm. Eşit kabul edeceğim. Çizgimi çizeceğim. Doğruyu çizerken çizgim önemli. Sonrasında da bir nokta seçeceğim. O nokta varsa o bölge yoksa diğeri tarayacağım. Hemen antrenmanla başlayalım. Şimdi sen bunu nasıl çizeceksin arkadaşım? Şöyle çizeceksin bak. X eşittir sıfır için x'e sıfır verirsen Pardon. Ee, pardon. 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 İlk önce şuradan başlayalım. Ne demiştik birincisi? Birinci olayımız neydi? Birinci olayımız eşitsizlik sembolünde eşit sembolüne çevir. Tamam. Yazalım bakalım. 3x-2y eşittir 6. Tamamdır. Sonra ne diyordu bana? Bu doğruyu çizmeye çalış. Tamam. Nasıl çizeceğim doğruyu? x'e 0 verdim. x'e 0 verirsem y e ne oluyor? Bak. Bunu kapattın ya da şurada gösterelim. X'i kapattın. Eksi 2Y eşittir 6 oluyor. Her tarafı 2'ye bölersen, eksi 2'ye bölersen Y eşittir eksi 3 oluyor. O zaman sen buradan bir nokta buldun. X'i 0, ise eksi 3. Tamam, süper. Peki Y'ye 0 verirsen ne olacak? Y'ye 0 verdiğin anda bu da Y'ye 0 verdiğin anda 3X eşittir 6 olacak. Her tarafı 3'e bölersen burası gitti. Bu da 2 oldu. O zaman burası nedir? 2 virgül 0'dır. Şimdi bunları böyle buldum. Birincisi neydi? Eşitsizliği eşitsizliği eşite çevirerek denklemin doğrusunu çiz diyordu bana. Yalnız çizerken eşit varsa kesiksiz, eşit yoksa kesikli çizecektim. Hemen soruma bakıyorum. Sorumda ne diyor bana? Eşitlik var. Eşitlik varsa sen bu doğruyu gönül rahatlığıyla Dümdüz çizgi çizebilirsin. Niye? Eşitlik var. Nasıl çizeceğim peki? Şu morla çizelim. 0'a eksi 3. Aha da 0'a eksi 3 de nedir? X yoktur. O zaman bu Y'dedir. 1, 2, 3. Şuraya diyelim. Burası eksi 3 noktasıdır. Aynı zamanda 0'a eksi 3 diyebiliriz. Y'de eksi 3, 0'a eksi 3'tür. X'i 2, Y'si 0. O zaman bu da X'in üzerindedir. Zaten bilerek seçiyorduk bunları. Burası da 2'dir. Ama nedir aslında? 2'ye 0'dır. Şimdi ben bu doğruyu çizdim. Evet müthiş çizdik. Süper. Bu doğru nedir abi? Bu doğru 3x eksi 2y eşittir 6 doğrusudur. Yalnız yalnız bak bu doğru bu. Eşitlik olduğu için kesikli değil. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bunu hallettikten sonra ne yapıyormuşuz? Denklemin grafiğin ayırdığı bölge iki bölgeden bir tane nokta seçeceğim. Bak yine ben sana söylüyorum en basitini. Hangi noktayı seç biliyor musun? Sıfıra sıfırı seç. Çünkü sıfıra sıfır en kolay noktadır. Bak ne yapıyordun sonra bunu? Eşitsizlikte yerine koy. Koyalım. Sıfır koydun. 3 kere sıfır sıfır. Eksi. 2 kere sıfır sıfır. Sıfır büyük müdür altıdan? Sıfır altıdan büyük müdür? Şöyle göstereyim. Sıfır büyük eşittir altı. Ne alakası var arkadaşım? Altı büyük ya. O zaman... Demek ki benim denklemimi sağlayan noktalar buralar değil. Buralar değil tam tersi alt taraftaki noktaların hepsi ve bu doğrunun üzerindeki her şey benim denklemimi sağlar. İnanmıyor musun bana? İnanmıyorsan şuradan bir nokta koy. Ne olsun mesela? 4'e 0 koy. Bak 4'e 0 koyalım. Koydun. X'i 4 olsun. Koydun 4'ü. 3 kere 4 12. Eksi. Y'ye 0 koydun. 2 kere 0 0 büyük müdür altıdan? Aynen öyle. Bak 12 büyük eşittir 6. Doğru mu? Doğru. Gerçekten de 6'dan büyük. İşte arkadaşlar denklemin eşitsizliklerin grafiği de bu kadar basit. Aynı denklemi çiziyorsun sonra bilmece bulmaca. Ne yapıyorsun? Kesikli mi kesiksiz mi? Sonrasında bir nokta seçiyorsun. O noktada oldu mu olmadı mı diye bakıyorsun. Olursa o taraf olmazsa diğer taraf dedim geçtiğim. Bir tane daha söylüyor bana. Aynen söylediği şeyi yapalım şimdi. Bak aynısını yapıyorum. Ne yapıyorum? Eşitlik varmış gibi düşünüyorum. Süper. Şimdi grafiği çizmek için sayılarımı yazayım. X eşittir sıfırsa Y kaçtır? Sıfır koydun X'in yerine. 0, 2 2 E Y ne oldu o zaman? Direkt 2 çıktı. Buradan bir nokta geldi elime. Sıfıra 2 Bir de Y eşittir sıfır derim. O zaman burası 0 oldu. Burası da X artı 2 2 karşıya gitti. X eşittir. Eksi 2 oldu. Buradan da bir nokta geldi benim, benim elime. Eksi 2'ye 0. Bak şu an ne yapacağım? Hemen grafiği çizeceğim. Yalnız grafiği çizerken biraz önce sana adam ne dedi? Adam derken ben kendimden bahsediyorum bu arada. <laughs> ne dedim? Şöyle dedim. Burada ilk önce bu doğruyu çizeceğim. Ama çizerken dikkat etmem gereken şey Kesikli mi kesiksiz mi? Bak eşitsizlik olduğu için burada eşitlik olmadığı için o zaman kesikli. Ama ilk önce noktaları söyleyeyim kendime. 0'a 2, 1, 2. Buradan geçecek. Bir de nereden geçecek? X'i eksi 2'den. 1, 2. Buradan geçecek. Burası da eksi 2, burası da 2. Bak şimdi. Burayı bir koyduk. Böyle bir denklem oldu. Bu ne denklemidir? Y eşittir. X artı 2 Denklemi ya da doğrusudur. Burayı süper çizdim. Ama yalnız şöyle bir olay vardı. Ne vardı? Burayı böyle çizemezsin. Ben sadece doğruyu göstermek için yaptım. Sen burayı ne yapacaksın? Kesikli çizgilerle çizeceksin. Neden? Eşitlik yok arkadaşım. Eşitlik olmadığı için sen bu çizgiyi kırmızıyı düşünme. Kırmızıyı düşünme. Bu nokta kesiklilerle gösterilmiş bir doğrudur. Şimdi ne yapıyorum? her zamanki yapacağım şeyi yapıyorum. Bir nokta seçiyorum. O noktada en kolayı hangisi? Sıfıra sıfır. Hemen sıfıra sıfır koyalım yerine. Sıfır küçüktür. Sıfır artı iki midir? Bakalım sıfır küçüktür ikidir. Aa süper oldu. E olduysa o zaman nereyi tarıyorum? Alt tarafları tarıyorum. İnanmıyor musun bana? Başka bir nokta söyle mesela. Ne olsun burada? Eksi beşe eksi dört noktası olsun. Bak o da burada bir noktadır. Eksi beşi eksi dört. Eksi 4'ü koydum. Eksi 5'e koydum. Artı 2. Bak ne oldu burası? Eksi 4 küçüktür. Eksi 3 diyor. Aynen de öyle. Eksi 4. Eksi 3'ten küçüktür Dedim. bunu da sana çözmüş oldum. Eşitsizlikler sisteminin çözüm kümesi var arkadaşlar. Bu da ne yapacağız? Biraz önce denklemler, denklem sisteminde ne yapıyordun? Ortak bir küme alıyordun. Ortak küme aldığın gibi burada da ne yapacaksın? Hemen bir tane İkisinin çözüm kümesini ayrı ayrı bulacağız. Zaten burada yazıyor. İki, i̇ki saat kendime anlatmayayım. Eşitsizlikleri ayrı ayrı çözüm kümelerini bulup sonra ortak bölgeyi aldığımızda sistemin çözüm kümesini halletmiş oluruz dedik. Hemen nasıl yapacağımızı söyleyelim. Bunu bir çizmeye çalışacağız. Bunu bir çizelim şurada göstereyim ben mi? Hatta altta göstereyim şurada çizeriz. Geniş bir alan var orada. X eksi Y eşittir 3'müş gibi düşünüyorum. X'e 0 verirsem X'e 0 verdim. Bak y ne çıktı? Eksi y 3 ise y eksi 3'tür. O zaman buradan bir nokta geldi. Hangi nokta geldi? X'i 0, y'si eksi 3 geldi. Tamam süper. Sonrasında ne diyorum ben bir de? Y'ye 0 verirsem. Y'ye 0 verdin. Burası gitti. X eşittir 3 oldu. Peki bu ne olacak arkadaşım? 3'e 0 olacak. 3'e 0 oldu. Şimdi bak bu doğruyu buldum ben. Bu doğruyu buldum. Hemen çizeyim bence. İşler karışmadan bunu halledelim. Hemen bu doğruyu bulduğum için şurası y, şurası x. Ne diyor bana bu? 3'e 0'dan geçecek diyor. Tamam. 1, 2, 3 şuradan geçecek. Bir de ne var? Eksi 3'den geçecek. 1, 2, 3. Burası da y'si de eksi 3. Bak buradan geçecek. Biraz önce yaptığım hatayı yapmıyorum. Hata değil de göstermelikti o. O zaman burada bak yapmayacağım niye eşitlik var mı yok mu yok o zaman kesikli çizgi bak kesik 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 burada kesik kesik gitti bu kesti yani anlayacağım burada devamlı kesikli çizgi değil de kesiksiz çizgi e pardon ee, kesiksiz değil kesikli çizgi oldu bunu hallettim şimdi ne soruyor söylüyor bana sıfıra sıfır koyalım niye çünkü bu nokta sıfır sıfır koydum büyük müdür üçten Hayır büyük değil. Bak sıfır sıfır koyarsan sıfır büyük müdür üçten? Hayır. O zaman burası değil. Tam tersi alt tarafı alacağım dedim. Birincisini hallettim mi? Hallettim. Şimdi kime geçeceğim? İkinciye geçeceğim. Bak ikinci de çok kolay. Hemen ne yapıyorum? Bunun gibi sanki eşitmiş gibi yazıyorum. X artı y eşittir. Eksi 6. Hemen X'e 0 dedim x'e 0 dersen 2 kere x 2 kere 0 gitti. 3y eşittir eksi 6 ise y eşittir eksi 2 oldu. O zaman burası 0'a eksi 2'dir. Eyvallah. Sonrasında bir de ne diyeceğim? y eşittir 0 diyeceğim. Bu sefer de bu gitti. 2x eşittir eksi 6 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersen ne olur? Burayı hızlı geçtik bir daha söyleyeyim şunu. Buna 0 dedin. 3y eksi 6 ise her tarafı 3'e böldüm. Bu zaman bu 3 gider. Burası da eksi 2 olur. Buraya geldiğimde de y'ye 0 dersen bu gitti. 2 x eşittir eksi 6 ise her tarafı 2'ye böldün. Bunun da cevabı ne oldu? x eşittir eksi 3 oldu. Bu da 0'a eksi 3'ten geçiyormuş. Bunu da hallettim. Ama bu sefer neye bakacağım? Noktaları bir koyacağım. Noktalarım ne? 0? Burayı yanlış yazdık. x'imiz 0. Burada da şu, doğru. şu noktayı düzgün yazalım. x'i eksi 3'e Y 0 olacak, x eksi 3, Y 0. Tamam süper. O zaman burası ne oldu? 1, 2, 3. Şurası eksi 3 oldu. Süper. şurası ne oldu? 0 eksi 2 diyor. O noktayı zaten biraz önce bulmuştum. 0 eksi 2 burası. Burası da eksi 3'e 0. Tamam. O zaman doğruyu çizeceğim. Eşitlik var mı? Var. Çizeceğim nasıl olacak bu arada? Çizgim kesik kesik değil de devamlı, kesiksiz olacak hemen şöyle bir doğruyu geçirdim. Bu böyle gitti. Bak maviyle çizdiğim burada, morla çizdiğim burada. Şimdi hemen hangi noktayı koyacağım? Sıfıra sıfırı koyacağım. Sıfır, sıfır yerine koyarsan sıfır artı sıfır küçük eşit midir eksi altıya? Bir daha soralım bakalım kendi. Sıfır artı sıfır, sıfır küçük eşit midir eksi altıya? Aynen öyle. Sıfır eksi altıdan küçüktür. Acaba öyle mi? Eksi altı mı büyük, sıfır mı büyük? Tabii ki de sıfır büyük. Arkadaşım sıfır büyük olduğuna göre sıfır büyük olduğuna göre o zaman küçük değil. O zaman bu nokta değil de ne nokta olacak? Doğrunun alt tarafı. Bak bu doğruyu çizdim ya. Bu doğrunun üstü mü altı mı? Bir daha söylüyorum. Bu doğrunun üst tarafı mı alt tarafı mı? Sıfıra sıfır koydum. Sıfıra sıfır ne oldu? Ne sağladı bana? Yanlışlık sağladı. Sıfır Büyüktür eksi altıdan olacaktı. O zaman bu noktanın ters istikameti olacak. Gözüm kapalı. Diğer doğruya hiç bakmadan burayı seçtiğim. Şimdi arkadaşım bir kere daha söyleyelim. Şu doğrunun çözüm kümesi neresiydi? Burasıydı. Bu doğrunun çözüm kümesi neresi? Burası. O zaman bak şimdi. Peki peki peki. Sorum şu. Sorum şu. Bizim çözüm kümemiz neresi? Çözüm kümesi kesikli çizgilerle burası. Kesiksiz çizgilerle burası. Benim çözüm kümem işte bu noktadır. Hatta ve hatta bunu bir de kırmızı ile işaretlemek istiyorum. Bizim çözüm kümemiz buradaki ikisinin de ortak olduğu yerdir dedim. Ve olayı bitirdim kalemlerimi topladım. Sana iyi dersler dedim. İnşallah çok güzel bir şekilde anlamışındır. Bence çok güzel bir video oldu. Hemen hiç vakit kaybetmeden ödüllü soruyla karşındayız arkadaşlar. Cevabı yorumlara bırakmayı unutma. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Görüşürüz.